merhabalar arkadaşlar. Ben Şifa Gökşen. Şifalı Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bebeğimizin daha önceki videosunda kafasını ve saçlarını her şeyini tamamlamıştık arkadaşlar. Bu şekilde sarı saçlı bir bebek. Boyun dikişini göstereceğim arkadaşlar. Boyun dikişinden başlayacağız. Elbiselerimizi yapacağız. Bakın şöyle kafanın içine boynunun içine ben bir tane tel yerleştirdim. Kafa düşmesin diye. Şöyle arkadaşlar şu şekilde sağa sola çevirerek kafayı önce iyice yitiyorum. Bakın bu şekilde tamamen tamamen yittikten sonra şöyle hafifçe istediğiniz kadar boynun e, uzunluğu ya da kısalığını kendiniz ayarlayın. Benim şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane. Evet bu şekilde kafamız... Evet şöyle arkadaşlar arka kısmını çevireceğim ben e, boyunda ip bırakmıştım bu şekilde sizde isterseniz bir ip takabilirsiniz şöyle arkadaşlar boyun dikişimiz şöyle hemen kafanın en uçtaki sıranın içerisinden çıkıyorum bakın bu şekilde şöyle ipimi çekiyorum hemen alttan tam altından batıp biraz ileriden boynun en son sıradaki ilmeğinin içerisinden tekrar çıkış yapıyorum. Şöyle evet size de göstereyim yakından. Tekrar arkadaşlar hemen biraz alttan batıyorum. Aynı çıktığım noktanın hemen alt kısmından bir ileriden bakın tekrar boyundaki son ilmeğimin içerisinden tekrar çıkış yapıyorum. Tekrar ipimi çektiğim noktadan tekrar biraz daha ileriden. Böyle arkadaşlar sırayla isterseniz tüm ilmeklerinizin içerisinden de yapabilirsiniz. Ben iki defa yani iki tur atıyorum boyun dikişi için. Sadece bir tur değil. Diğer turda da içerisinden çıkış yapmadığım ilmeklerimden de tekrar çıkış yapıp onlardan da geç geçiş yapıp dikiyorum. Bakın hemen çıktığım noktanın hemen altından batıyorum. Tekrar biraz ileriden yine son ilmeğimin kafanın içerisinden tekrar çıkış yapıyorum. Tekrar hemen altından battım. Bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Şurada tekrar boyunun içerisindeki ilmeğimin içerisinden çıkacağım. Tekrar evet arkadaşlar biraz daha ileriden bakın içerisinden çıkmadığım ilmeğim varsa onun içerisinden geçiş yapıyorum. Yani dikiş daha önce diktiğim çıktığım iğnemi Diktiğim değil de boş olan içerisinden geçiş yapmadığım ilmeğim varsa ondan çıkış yapıyorum. Bakın biraz daha ileriden. Evet bu şekilde ikinci turumuzu da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar kafa dikişimizi bakın bu şekilde tamamladım. Hiçbir şekilde hiçbir belirlilik, hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde belli değil. Benim diktiğim gibi aynı teknikle dikerseniz sizinki de aynı şekilde olacaktır. Evet, elbise yapımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ben e, şu şekilde Katanya Glamour diye bir e, simli ipini kullanacağım. Önce arkadaşlar etek yapacağız bebişimize. Bunun için arkadaşlar 2 numara tığ kullanıyorum ben. 2.0 milimetrelik Şöyle arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. 1-2-3-4 Evet arkadaşlar, toplamda 56 adet e, zincir çektim. Başını almadan arkadaşlar, hemen geriye dönüp ikinci ilmeğimize batıyoruz. Toplamda 55 adet sık iğne örüyoruz. Her bir zincirimizin üzerine birer tane batıyoruz. İlk birinci sıramızda. 55 adet sık iğne yapacağız. 55 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra arkadaşlar Evet 55 adet ördükten sonra son ilmeğime de batıyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bir değil, ikinci boşluğuma batacağım. Tekrar geriye dönüp 55 adet sık iğne yapacağım. İkinci sıramızı da tamamladıktan sonra arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 ve 4. sıralarımızı da aynı şekilde örüyoruz. Yani toplamda 4 sıra örmüş olacağız. Evet arkadaşlar toplamda 4 e, sıra demiştik. Ben bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Yani toplamda 5 sıra örmüş olduk. 5 sıramızı ördükten sonra şöyle geri döneceğiz. 5 sıra bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Daha sonra arkadaşlar bir değil ikinci boşluğa batıyorum. Şöyle ipimi alıp ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. Tekrar bu şekilde arkadaşlar bu sıramızda 55 adet ilmeğimizi ilmek kaydırma yaparak bu şekilde örüyoruz. Çok sıkı değil arkadaşlar mümkün olduğu kadar e, normal hani ne çok sıkı ne gevşek normal olarak örün her bir boşluğa batıp direkt ipimi içinden çıkartıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar 6. sıramızı da bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tamamladık. Buradan devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum bakın. Tekrar geri çevirdim. Bakın arkadaşlar burası şu anda görünümü bu şekilde. Yani hem buradan bu şekilde e, var hem de buradan bu şekilde yani iki defa örülmüş gibi şu an şöyle iki zincir çektikten sonra arkadaşlar başını alıyoruz başını alıyorum şöyle arkadaşlar FLO olarak öreceğiz yani ön lobdaki ipimin tek bir kanadına batacağım şöyle bu şekilde tekrar başını alıyorum. Hemen bir yanındakine batıyorum. 2 Tekrar başını alıyorum. 3 Tekrar başını alıyorum. Arkadaşlar FLO olarak en öndeki ilmeğimizin tek kanadını alarak şu anda örüyorum. Bakın arkası bu şekilde şu an. Tekrar başını alıyorum. Bir defa. 2 trabzan yapıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet ördüm. Burada arkadaşlar tekrar başını alıyorum. 8 adet ördükten sonra şöyle geri dönüyoruz arkadaşlar. Bakın çevirdim şu an. Başını bir kez alıyorum. Hemen bakın arkadaşlar arkadaki ilmeğimin tek kanadına batıyorum. Tekrar bakın burada da bu şekilde bakın. İlmek kaydırma yaptığımız sırada burada bu şekilde duruyor. Buraya arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane tek yaptım. Tekrar arkadaşlar şöyle başına alıyoruz. Tekrar geri döneceğiz. Bu defa da arkadaşlar diğer taraftaki. Bakın ilmeklerime batarak geri dönüyorum. Tekrar 1 2 3 hep tek kanatlarına batıyorum arkadaşlar. 4. Evet bu hizayı tamamladım. 4 adet ilmeğimin hizasını tamamladıktan sonra tekrar başını alıyorum. Tekrar arkadaşlar şu en öndeki yani şu ilk ördüğümüz sıradaki ilmeğimin en öndeki tek kanadını alıp buradan yine FLO olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ördüm. Tekrar başını alıyorum. Geri dönüyorum. Şuradaki arkadaşlar bakın, ortadaki ilmeğime batıyorum. Burada yine tek kanadını alıyoruz arkadaşlar ortadaki ilmeğimizin. Yine 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi ördüm tekrar başını alıyorum. Tekrar geri dönüyorum. 4 tane ilmeğimin hemen karşısındaki ilmeklerimin tek kanatlarına tekrar 1 2 3 ve 4. Evet, 4 taneyi tekrar ördükten sonra arkadaşlar başını alıyorum. Tekrar hemen en öndeki ilmeğime geçiş yapıp Yine aynı şekilde 1, 2, 6 tane ilmeğimi örüp yine aynı şekilde arkadaşlar geri döneceğiz. 6 taneyi ördükten sonra geri dönüp 4 örüyoruz. Tekrar diğer tarafına 4 tane örüp öne geçip yine 6 tane örüp aynı işlemi arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar sonuncuyu da bakın bu şekilde yaptım. Son dönüşümü de yaptım tekrar 4 tane başını alıyorum en sondaki arkadaşlar 2 adet ilmeğimin içerisine de batacağım 2 ya da 3 tane kalmış olabilir arkadaşlar fark etmez sayısı Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde yaptık sayısı önemli değil arkadaşlar bakın bu şekilde zikzaklı bir e, eteğimiz olmuş oldu tam net olarak görünmüyor simli olduğu için ama düz renklerde de çok hoş görüneceğinden eminim şöyle arkadaşlar buradan sonra Diğer ucunu getiriyoruz eteğimizin. Şöyle şuradan iki tane zincir çekmiştik en başta. O zincirimizin ucuna batıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip başını alıyorum. Buradan sonrası için arkadaşlar normal e, düz bir şekilde öreceğiz. Sayıları vermedim. Çünkü arkadaşlar hani sizin bir fazla iki eksik e, sıkıntı değil. Siz aynı benim dediğim gibi 6 tane örüp 4 tane geri dönüp 4 tane geri geleceksiniz. Tekrar 6 tane örüp aynı bu şekilde yaptıysanız e, hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle arkadaşlar her bir ilmeğimizin içerisine birer tane batarak gelip e, dönerek yani hiç arttırma ya da azaltma yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece dümdüz öreceğiz. Sıra sonunda her geldiğimizde şuradan birleştirip iki zincir çekip bir üst sıraya çıkıp tekrar aynı şekilde dönerek etek boyun arkadaşlar istediğiniz boyuta gelene kadar bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar eteğimizi bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar örüyoruz. Benim ördüğüm sıra sayısı arkadaşlar 3, 6 9 sıra örmüşüm. 9 sıra ördükten sonra şöyle arkasında. hemen uçtaki ilmeğimi birleştirip ilmek kaydırma yaparak bitirip 1 2 3 tane zincir çekip şöyle arka kısımda içte bir yere batıp ipimi buradan kesiyorum sabitleyip Evet eteğimiz bu şekilde bu arka kısmını arkadaşlar ilik yapıp şu kısmına şöyle bir tane düğme yapacağız. Ee, daha sonra devam edeceğiz. Şimdi elbise yapımına geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar e, tişörtü için nar çiçeği renginde bir ip kullanacağım. E, eteğimin renk tonuna uygun olarak seçtiğim rengim benim bu renk. Evet arkadaşlar, şöyle e, şişlerimle yapacağım. Şişlerim iki buçuk milimetrelik. Evet, şöyle ilmek yaparak başlayacağız. Şöyle arkadaşlar, ipimi bir miktar ikiye katlıyorum. Bakın şu tarafta biraz e, uzun bir kısım bıraktım. Şöyle arkadaşlar, bakın ipimin iki ucu elimin içerisinde. Diğer ucuna da işaret parmağımı ve baş parmağımı takıyorum. Şöyle arkadaşlar baş parmağımızın altından alıp şöyle ortadan alacağım. Şöyle baş parmağımın altından getirip tekrar işaret parmağımın önünden bu şekilde alıp ilmeğimin birini oluşturdum. Tekrar baş parmağımın altından geçip işaret parmağımın altından alıp bu şekilde yapacağız. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle. Şu şekilde bakın çapraz yapıyorum. Baş parmağımdaki ilmeğimden takıp işaret parmağımdan alıp tekrar ilmeğimi geçirip bu şekilde ilmeklerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar şişimin üzerine toplamda 46 adet ilmek yapmış oldum. Arkadaşlar e, burada tişört için benim kullandığım ip gazal yani e, ince bir ip. Hani çok kalın değil. Ama eğer siz kalın bir ip kullanacaksanız e, bu ilmek sayısını arkadaşlar azaltın. Şu anda ben e, 10 önde e, şey 20 önde tek olarak 10 arkanın bir tarafına 10 arkanın bir tarafına üçer tane de kollar için ayırdım. Sizlerde de daha kalın iple yapacaksanız bu ilmek sayılarınızı azaltıp yapmanız gerekiyor. Evet şöyle ikinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ilk sıramız olacak. Şöyle ilmeğimi içerisinden alıyorum. Bakın tığımı taktım. İlk sıramızda arkadaşlar. Evet. Tüm ilmeklerimizi bir sıra önden alarak öreceğiz bu şekilde. Tüm ilmeklerimizi önden şişimi yani kendimden yöne doğru şişimin ucunu çıkartıyorum. Evet bu şekilde 46 adet ilmeğimizi bir sıra bu şekilde örüyoruz. Evet ilk sıramızı sadece ön kısımdan alarak bir sıra ördük. 2. sıramıza geçiyoruz. 2. sıramızda şöyle en baştaki ilmeğimi takıyorum. Diğer taraftan alarak örüyorum arkadaşlar. 1 2 arkadan alıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 tane tek tek ördüm. Başını alıyorum bir tane arkadaşlar. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane yine arkadan alarak ördüm diğer taraftan tekrar bir tane e, şişime ip doluyorum. Evet netleşme konusunda sıkıntı yaşıyor o yüzden bebeği kaldırdım. Evet 3 tane ördükten sonra arkadaşlar bir tane daha şişime bu şekilde arttırma yaparak ipimi doluyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane tek tek ördüm. Tekrar bir tane daha şişime dolayıp yani arttırma yapıp Tekrar 3 tane öreceğim. 1 2 3. Bunlar kollar için olanlar arkadaşlar. Tekrar bir tane daha arttırma yapıyorum. Tekrar kalan 10 adet ilmeğimi de tek tek örüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı, ya yani üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. 1 2. Iki. ikinci sıramız arkadaşlar. 3. sıramıza geçiyoruz. İlk sıramızda bir sıra düz ördük. ikinci sıramızda arttırma yaptık. Şimdi arkadaşlar 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda şöyle arkadaşlar tüm ilmeklerimizden şöyle birer adet bu şekilde örerek önden alıyoruz bakın arkadaşlar bu sırada. Tüm hepsini yani tüm ilmeklerimizin önden alarak bu sıramızı hiç arttırma yani başına falan dolamadan e, bu şekilde öreceğiz. Bu sıramızda arkadaşlar 4 tane arttırma yaptık. 46 adet ilmeğimiz vardı. 50 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Bakın şurada başına doladığım ipime geldiğimde onu da arkadaşlar şu şekilde örüyorum. Tekrar 1 2 3 adet ilmeğimi örüyorum. O ilmeğimi de bu şekilde örüyorum arkadan alarak. Kalan ilmeklerimiz de aynı şekilde arkadaşlar örüp bu sıramızı tamamlıyoruz. 3. sıramızı. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda tekrar şöyle diğer taraftan yani arkadan alarak arkadaşlar örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, burada arkadaşlar her zaman on tane öreceğiz arttırmalarımız sadece kol için. Yani arka ya da ön için değil. Kayık yaka yap, Kayık yaka kazak yani kayık yaka yapacağım. Tekrar arkadaşlar burada bir tane başına doluyorum bakın. Bir önceki arttırmam şişimde kalıyor. Her zaman bu şekilde yapacağız. 10 tane öreceğiz, bir arttırma yapıyoruz. Arttırmalarımız her zaman kolda kalacak. Başını doluyorum. Tekrar İki tane arttırma yaptığım için daha önce üç taneydi. Bu defa beş tane öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet kolda beş tane oldu. Tekrar bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar 20 tane öreceğim. Burada da arkadaşlar her zaman 20 tane örüyoruz. Bu ön kısmı kayık yaka tişörtümüzün. Kazak ya da tişört diyorum arkadaşlar Çünkü uzun kollu ya da kısa kollu yapma konusunda şu an kararsızım karar veremedim Evet bu şekilde 20 adet ilmeğimi ördükten sonra tekrar e, arttırmama geldiğimde arttırmamdan önce arttırma yapacağım e, farkındaysanız daha önceki klasik örgülerde sadece kol için mesela ortada bir tane bırakıp iki kısmında da artırma yapıyorlar. Neden? Çünkü hem vücut için hem kol için artırma yapılıyor. Ama bunda sadece kol için yapıyoruz. Ön kısmımız düz kalacak. Evet tekrar başını doluyorum. Tekrar kol için olan ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet kol için olanları ördüm. Tekrar başını dolayıp kalan 10 adet ilmeğimi de tek tek örüp Dördüncü sıramızı da 1, 2, 3, dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Tekrar diğer sırama geçiyorum. Beşinci sırama. Beşinci sıramızda yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu defa önden alarak tüm ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. işaretleyiciyim arttırma yaptığım ilmeğime geldiğimde ise arkadaşlar yine aynı şekilde bakın şöyle tığımı takıyorum şişimi önden alıp aynı şekilde örerek bu şekilde tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Şu anda şişimizde arkadaşlar 54 adet ilmeğimiz var. Çünkü 50 idi yine 4 kez artırma yaptık. 54 oldu. Kaçıncı sıramızdayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızda yine aynı şekilde ilk önce 10 e, tane tek tek öreceğim. Çok gevşek örmeyin arkadaşlar. Sıkı olsun biraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet yine 10 tane örüyorum. Bir tane arttırma yapıp e, kolda 5 taneydi arkadaşlar. 2 kez daha arttırma yaptık. 7 adet oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kol için ördüm. Tekrar arkadaşlar bir tane daha arttırma yapıyorum. Tekrar 20 tane öreceğim. Bu ön kısmı için 20 tane ayırmıştım çünkü. 1, 2, 3. Evet 20 adet ördüm. Burada arkadaşlar bakın en sonuncu arttırmamdan önce bir tane daha arttırma yapıp tekrar kol için olan 7 adet ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7. Tekrar bir arttırma daha yapıp kalan 10 adet ilmeğimi de yine tek tek örüyorum. 10 adet olan ilmekler arkadaşlar arka sırt kısmı için olan ilmekler. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar, sıramızın sonunda 58 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Çünkü yine 4 kez e, ilmeklerimizi arttırdık. 58 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Diğer sırama geçiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar, önden alarak hiç arttırma yapmıyoruz. Yani başına falan şişimizin ip dolamadan sadece direkt e, bu şekilde 58 adet ilmeğimizi örüyoruz. Evet bakın başına doladığım ilmeğime geldim. Yine aynı şekilde önden alarak onu da örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet 8. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar yine aynı şekilde 1 2 10 tane öreceğim. 3 4 5. Bu sayı hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Yani şu anki elbise tişörtümüzün üst kısmı bitene kadar. 3, 6 7, 8, 9 10. Evet bakın yine arttırma yaptığım kısma geldim. 10 tane ördükten sonra burada yine bir tane şöyle ipime tığıma şişime doluyorum. 7 e, taneydi arkadaşlar. 2 kez daha arttırma yaptık kol için. 9 e, adet ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet kol için olan 9 adet ilmeğimi ördüm. Tekrar başına bir tane dolayıp arttırma yaptıktan sonra tekrar 20 tane tek tek öreceğim. Evet 20 tane ördükten sonra tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar e, 9 tane koldan öreceğim. 3 4 5 6, 7, 8, 9. Evet. Tekrar bir tane daha dolayıp arttırma yapıp tekrar 10 tane ilmeğimi örüp 8. sıramı da bu şekilde bitireceğim. Evet. Ee, 58 adet ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 62 adet ilmeğimiz oldu. 9. sıramıza geçiyoruz. Tekrar Şöyle arkadaşlar ön kısımdan alarak bu sıramızı yine bu şekilde öreceğiz. Tüm ilmeklerimize önden alarak e, arttırma yaptığımız ilmeğimiz de dahil olmak üzere bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Evet 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda yine e, ilk başta arkadaşlar 10 tane tek tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine 10 tane ördüm. Kol için bir tane arttırma yapıp e, 9 taneydi arkadaşlar. Şu an kol için 11 adet ilmeğim var. Bir tane arttırma yaptıktan sonra kol için e, olan 11 adet ilmeğimi e, tek tek örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet tekrar başını doluyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar arkadaşlar vücut ön kısmında olan 20 adet ilmeğimi tek tek örüyorum. Evet 20 adet ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir tane daha arttırma yapıyorum. Tekrar kol için olan 11 adet ilmeğimi yine tek tek öreceğim. 11 adet ilmeğimi tek tek ördükten sonra arkadaşlar kol için bir tane daha arttırma yapıp kalan 10 adet ilmeğimi de yani e, tişörtün arka kısmında olan ilmeklerimiz 10 tane. 10 adet ilmeğimizi de örüp 10. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda arkadaşlar yine aynı şekilde önden alıp bu şekilde tüm ilmeklerimizi artırma yaptığımız ilmeğimiz de dahil arkadaşlar. Şöyle önden alıp bu şekilde örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi Evet, 12. sıramıza geçiyoruz. Geçiyoruz. Şu anda arkadaşlar 66 adet ilmeğimiz var. 12. sıramızda tekrardan hemen en başta 10 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, şu anda arkadaşlar kolda 13 adet ilmeğimiz var. Başını doluyorum. 13 adet kol için olan ilmeklerimi örüp tekrar 13 adet ilmeğimi ördükten sonra bir tane daha arttırma yapacağım. O bir arttırmamı yaptıktan sonra da vücudun ön kısmındaki arkadaşlar 20 adet ilmeğimizi öreceğiz. Evet, bir arttırma yapıyorum. Vücudun ön kısmında olan 20 adet ilmeğimi tek tek diğer taraftan alarak örüyorum. Evet, 20 adet ilmeğimi ördükten sonra yine başına bir tane arttırma yapıp Tekrar 13 adet ilmeğimi koldaki tek tek örüp tekrar bir artırma daha yapacağım. Ve vücudun arka kısmında olan, tişörtümün arka kısmı olan 10 adet ilmeğimi yine tek tek öreceğim. Evet. Bir tane artırma yapıp kalan 10 adet ilmeğimi de diğer taraftan yani arkadan alarak tamamlıyorum 12. sıramı. 12. sıramızın sonunda arkadaşlar 70 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Çünkü yine 4 defa arttırma yaptık. Tekrar 13. sıramıza geçiyoruz. 13. sıramızda 70 adet ilmeğimizi arkadaşlar şöyle şu şekilde ön kısımdan alarak örüyoruz. Evet arkadaşlar 13. sıramızı tamamladık. 14. sıramıza geçiyoruz. Toplamda 70 adet ilmeğimiz var arkadaşlar şu an. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 adet ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Burada azaltma yapıyorum. Şöyle 2 adet ilmeğimi birlikte çıkartacağım. Tekrar şişime takıyorum bir azaltma daha yapacağım 2 tekrar 2 adet ilmeğimi birden çıkarıyorum 3 4 5 arkadaşlar ipinizi gevşek bırakın çok sıkı yapmayın şu ipiniz biraz uzun olsun 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Evet 15 defa azaltma yaptım arkadaşlar bu kısmı arkadaşlar kol Kısa kollu yapmaya karar verdim ben bu kısmı kol arkadaşlar şu anda tekrar 19 bu ilmeğimizde üzerindeki ilmeğimiz de sayacağız 1 2 bakın diğer sıramdan örüyorum 2 3 4 5 6. 19 ve 20. 20 tane ördükten sonra arkadaşlar yine aynı şekilde azaltma yapacağım. 1 2 3 Bakın tekrar geri takıyorum şişime. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet 15 adet azaltmamı yaptım. Yani kestim arkadaşlar burada ilmeklerimizi 15 tane. Tekrar kalan 10 adet ilmeğimi de tek tek örüyorum. Bu tarafta yine 10 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, diğer sırama geçiyorum. Buradan sonrası çok kolay arkadaşlar. Düz öreceğiz. Bakın tişörtümüzün üst kısmı belirdi. Buradan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Tek tek örüyorum. Şu anda arkadaşlar 40 adet ilmeğimiz var. Önden alarak örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar 10 tane kol ayrımımız burada. Burada arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Burada kol alt kısmında arkadaşlar şöyle bakın ipimi kıvırıyorum, takıyorum. 1 2 iki, iki tane arttırma yapacağım. İki tane yeterli arkadaşlar. Tekrar örmeye devam ediyorum. 20 tane diğer kol ayrımına kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Tek tek yine önden alarak ee, yine arkadaşlar kol altının geldiği kısımda e, iki adet şişimi arttırma yapıp kalan 10 adet ilmeğimi tekrar öreceğim. Evet bakın yine kol ayrımına geldim. Yine aynı şekilde ipimi şöyle kıvırıyorum. Takıyorum ve çekiyorum. Tekrar kıvırıp takıp şöyle çekeceğim sıkıca tekrar kalan 10 adet ilmeğimi de örüyorum bu sıramızın sonunda arkadaşlar toplamda 44 adet ilmeğimiz olmuş olacak Evet bu sıramı da tamamladım Evet arkadaşlar 44 adet şu anda ilmeğimiz var ee, kol kısımlarında çıkardık sadece arkadaşlar e tişörtümüzün alt kısmı yani şöyle göstereyim. Şöyle beden kısmını öreceğimiz tarafı kaldı. Bu beden kısmını da arkadaşlar şöyle giydirirken şöyle şu şekilde giydireceğiz. Bakın size de göstereyim. Evet bu şekilde e, kıyafetimiz giyilecek. Evet arkadaşlar bakın tişörtümüz bu şekilde. Buradan sonrasını arkadaşlar 44 adet ilmeğimizi şöyle hafifçe e, eteğimizin altına girecek kadar e, gidip gelerek e, ön kısmını önden, arka bir, bir sıra arkadan, bir sıra önden yani böyle düz bir örgü olacak şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, e, ben kaza şöyle göstereyim. Eteğin altına gelecek şekilde değil de biraz daha kısa yapmaya karar verdim. Hani sizler isterseniz eteğin altına gelecek şekilde yani göbeğini kapatacak kadar da uzatabilirsiniz. Şöyle göstereyim. E, benim kaza'm arkadaşlar şöyle şuradan kolunu taktığım zaman şöyle göstereyim bakın bir miktar göbekte açıklık kalıyor siz isterseniz eteğin altına geçecek kadar şöyle biraz daha uzatabilirsiniz burada arkadaşlar kesme işlemini göstereceğim şöyle arkadaşlar isterseniz bu işlemi bir tane tığla da yapabilirsiniz daha kolay olur hani alıp yapması. Şöyle ikisini birden çıkartıyorum. Tekrar şişime takıyorum. Tekrar çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar takıp tekrar ikisini birlikte çıkartıyorum. Azaltma işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Tekrar tığıma takıyorum. Tekrar bu işlemi sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Bu kesme işlemini arkadaşlar isterseniz şöyle önden alarak isterseniz de arkadaşlar şöyle ipimi arkaya geçireceğim. İsterseniz de diğer arka taraftan alarak hangi yönden isterseniz o yönden keserek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde kestikten sonra bakın bu şekilde bitirdik kazamızı. Şöyle arkadaşlar, ipimizi hiç koparmadan arka kısmına e, ilik yapacağız düğme dikmek için. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıp tekrar tek tek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tekrar aynı ilmeğimle son noktaya aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 6 tek ördüm 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 Şöyle ipimi içe doğru alacağım. 5. Evet, buraya da bir tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Evet, batıyorum. Aynı noktaya bir, bir ipimi burada bitireceğim. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Diğer ilmeğimle hatta bir tane daha çekeceğim zincir. Şöyle iç kısma doğru bir noktaya batıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada keseceğim. Evet, kazağımız bu şekilde arkadaşlar iliklerimizin e, karşı kısmına yani şu kısmına düğmelerimizi dikip e, ilikleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar aynı şekilde bakın e, eteğin arkasına da ilik yaptım. Hemen bakın şöyle düğme diktim. Şöyle göstereyim size de. Aynı şekilde e, kazağın arkasına yaptığım ilik şekliyle aynı arkadaşlar. E, kazağımızı da giydirelim. Şöyle kollarımızı takıyoruz. Arka kısımda düğmelerimizi ilikliyoruz. Ben etekte ahşap diğer e, kazakta saydam renkte normal düğmeler kullandım. Evet arkadaşlar bu şekilde kazamızda. Bebişimiz e, bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz kaza eğer ee, kalın olsun istemezseniz, yani şu kısmı göbeğe açık olsun istemezseniz, dilerseniz e, daha da uzatıp eteğin altında kalacak şekilde de yapabilirsiniz, yani şu şekilde. Bu şekilde sadece ucucuna da yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. E, hepinize kolay gelsin. Hepinizin eline koluna sağlık.